Tekrardan hoş geldiniz programımıza sevgili seyircilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz konumuza. Hüseyin Bey, çocukta popüler psikoloji nedir? Evet, bu sorduğunuz soruya teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Şimdi şöyle bir cevap vermek gerekirse, geçenlerde radyoda bir konuşmacının çocukları nasıl motive edebileceğimiz hakkında konuşmasını ben kulak misafir oldum. Yöntemi açıklamak için rüşvet sözcüğünü kullandı. Övdü, pazarlıklar yapmaktı. Yetişkin olarak gücünüzü kullanarak istediğiniz davranışı ortaya çıkaracak rüşveti verin diye bir konu geçti burada. Baktığımızda gerçekten ona şu şekilde hareket etmemiz gerektiğini bir soruyla bize radyoda dinledim. Diyor ki, oğlunuz odasını toplamıyor mu diye bir soru sordu. Ona rüşvet verin. Odasını temiz tuttuğu her hafta ona yeni bir Nintendo oyunu alın ya da bir 5 lira para verin diye bir açıklamada bulundu. Ben de onu dinledikten sonra şu şekilde gerçekten şuna karar verdim. Günümüzde çocukların popüler psikolojisi maalesef bu durumda. Ve baktığımızda gerçekten çocuklarımızın en kötü ve en zor maalesef bu durumdalar şu anda. Ve bakmamız gereken burada biz bu duruma ne yapmalıyız? Gerçekten bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Popüler psikoloji şu anda çocuklarımızın budur. Ve popüler psikoloji de maalesef budur. Popüler psikoloji şu anda toplumda en geçerli olan, bir şey yapmak istiyorsan onun karşılığında ona bir şey vaat edeceksin ve bir şey vereceksin. Artık bütün çocuklar bizlerle, anneleriyle, babalarıyla maalesef her şey için pazarlık yapma durumuna geliyorlar. Ve popüler psikoloji de buna deniyor. Yani çocukların psikolojik durumu şu anda her zaman bir şeyleri yapmak için annelerinden ve babalarından onun karşılığında bir şeyler bekliyorlar. Peki buna karşı ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken tek şey her çocuk için işe yarayacak olan rüşvet biçimini bulacak kadar yaratıcı maalesef olmamız gerekiyor. Yani bu popüler psikolojide yapmamız gereken en önemli noktalardan birisi de maalesef bu. Bunu üzülerek söylemek gerekirse bunu yaratmamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Ve şu şekilde de hareket etmemiz gerekirse bu yöntemin farklı bir biçimi de anlaşmalar yapmaktır. Kızınızla bir anlaşma yapmaktır. Onun belli şeylerini yapmasının karşılığında sizin de belli şeyleri yapacağınızı söylememiz gerekmektedir. Sizin istediğiniz şeylerin yapılmasını sağlayacak anlaşmalar yapmaktır. Çocukların, anne, babaların yapacağı her türlü anlaşmayı atlatacak kafa yapısına sahip olduklarını da kolayca unutmamalıyız. Yani baktığımızda son derece ciddi ve son derece iki noktada sıkıntılı bir durum bu. Ama bizler maalesef anneler, babalar olarak çocuklarımızın bu popüler psikolojisine uymak zorundayız. Ki onları farklı yönlere götürmemek için Ayşe Hanım. Evet Hüseyin Bey, günümüz psikolojisi yani popüler psikoloji aslında gerçek eğitimden tamamen uzaklaştırmaktadır. Peki aile ile çocuk arasındaki rüşvette çekici olan nedir? Evet, burada da baktığımız üzere dediğimiz gibi maalesef bu yöntemler kalıcı yöntemler değildir. Çocuk popüler psikolojide kalıcı bir yöntemle eğitim verilememektedir ve yüzeysel bir eğitimdir. Kalıcı, odaklı bir eğitim değildir ve rüşvetteki çekici olan şeyler de maalesef çıkardır. Çocuklar baktığımızda bu durumu çocuk başkalarının gereksinimleri veya çıkarlarına karşı ilgisiz bir şekilde yetişmektedir. Yani çocuk kendi yüreği ve niyetleri konusunda hiçbir şey öğrenememektedir. Bu da çok büyük bir sıkıntıdır. Yani kendi yüreğiyle ilgili hiçbir şey ve gereksinimleriyle ilgili hiçbir şey öğrenemeyen çocuk maalesef üzücü bir durumdur. Çocuk Tanrı olduğu için ve anne babalar onun temsilcisi olduğu için yetki altında oldukları konusunda hiçbir şey öğrenmemektedirler. Bu gerçekten çok üzücü bir şey. Maalesef çocuklar
Allah'ı öğrenemedikleri için, Tanrı'yı öğrenemedikleri için çok büyük sıkıntıya düşmektedirler. Zaten en büyük sıkıntılardan biri de bu çocuk psikolojisinde ve rüşvetteki en büyük sıkıntı maalesef budur. Zaten baktığımızda şöyle düşünmek gerekiyorsa, çocuk kutsal kitaptaki doğruluk, sorumluluk ya da odanın toplu olması konusunda hiçbir şey öğrenmemektedirler. Bu yöntemler yüreğin davranışları yönettiğini bilen anne baba için tatmin edici maalesef olmayacaktır. Bu yöntemler yüreği kutsal kitaba uygun bir şekilde ele alamayan kişiler olacaktır. Bunlar sadece o günü kurtarmak için maalesef uğraşmaktadırlar. Evet Hüseyin Bey, peki çocukların davranış değişiklikleri nasıldır ve anne baba olarak bizler nasıl fark etmeliyiz? Baktığımızda bunu bu şekilde yapabiliriz. Bazı popüler psikoloji yöntemleri davranış değişikliği yöntemlerini de uygulamaktadır. Bu fikir çok basit bir fikirdir. İyi davranışları ödüllendirin, kötü davranışları göz ardı edin gibilerden uygulanabilir. Bu duruma göre cezalandırma yapabilmek son derece basittir. Çocukların doğru olan şeyleri yaptıklarında övülmelerine karşı değilim ama normal sorumluluklarını yerine getirdikleri için ödüllendirmemeleri gerektiğine katılmıyorum. Yani burada baktığımızda normal sorumluluklarını yerine getirdikleri için ödüllendirilmemeleri gerektiğine katılmıyorum diyor. Yani burada normal sorumluluğu da her şeyi biz yapmalıyız ve bunu ödüllendirmek bizim elimizdedir. Baktığımızda davranış değişikliği görüşüne göre iyi olan davranışlar arada bir ödüllendirilir. Oğlunuz ev işlerinde yardım ediyorsa dondurma yemeye gidebilirsiniz. Kendisine verilen bir görevi yerine getirmezse bir şey almaz. Yani bunu bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Burada çocuğun ödüllendirilme ve ödüllendirilmemeye bir şekilde karşılık vererek uslu bir çocuk olması umut edilmektedir. Yani burada bizler gerçekten artık bazı şeyleri umut ederek yaşamaya gayret ediyoruz. Zaten yürek ve davranışlar birbiriyle o kadar bağlıdır ki davranışını değiştiren sonunda yüreğini de değiştirmektedir. Yürek bencilce ve açgözlü bir biçimde sadece ödül için çalışmayı öğretir. Evet Hüseyin Bey. Peki çocuklara iyi şeyler üretmek için en iyi yöntem hangisidir? Anne baba hangi yöntemle iyi şeyler üretmesini sağlayabilir? Şimdi burada baktığımızda çok önemli bir nokta. Yürek ve davranışlar dediğimiz gibi birbiriyle o kadar bağlıdır ki davranışlarını değiştiren sonunda yüreğini de değiştirmiştir. Yürek dediğimiz gibi bencilce ve açgözlü bir biçimde sadece ödül için çalışmayı öğrenmektedir. Burada sadece çocuktaki açgözlüğe yöneliyoruz. Bu çok önemlidir. Çocuk istekleri doğrultusunda bir yaşam sürdüğünden dondurma gibi iyi şeyler için doğru davranışlar sergilediği için bu yöntem işe yaramıyormuş gibi görünmektedir. Yöntemlerimiz eninde sonunda yüreği de biçimlendirebilir. Yürek de bu davranışı belirlemektedir. Tanıdığım bir aileden örnek vermek gerekirse, bu yöntemi çok akıllıca bir şekilde kullanıyorlardı kendileri. Çocukları iyi bir şeye, iyi bir biçimde karşılık verdiğinde, çocuğun ismini bir parça kağıda yazıp kavanoza koyuyorlardı. Çocuk dişlerini fırçaladığında, bulaşıklara yardım ettiğinde, odasını temizlediğinde, sofrayı kurduğunda ya da övülecek bir şey yaptığında ismi kavanoza gidiyordu ve ismini kavanoza koyuyorlardı yazıp. Yanlış bir şey yaptığında da adı kavanozdan çıkarılıyordu. Haftanın sonunda kavanozdan bir at çekiliyordu ve kazanan çocuğa bir hediye alıyorlardı. Bu çok enteresan bir örnek ve çok enteresan bir hikaye. Bunu gerçekten bu şekilde uygularlarken ben de çok etkilenmiştim. Çocuklar oyunun amacını kısa bir sürede anlayabiliyorlardı. Adını mümkün olduğu kadar çok kavanoza koydurmaya
çalışıyorlardı. Adını kavanoza ne kadar çok konursa kazanma şansı o kadar da fazla oluyordu. Yani bu yaşanan olayda görüyoruz ki çocukları bizim motive etmemiz gerekiyor ve çocukları bizim yönlendirmemiz gerekiyor. Bu nasıl işe yaradığında merak ediyorsak gerçekten harika bir şekilde işe yarıyordu. Çocuklara öğretmek için çok etkili bir yöntem olarak benimsenebilirdi. Çocuklara bencil olmayı öğretiyordu. Fakat yaptıklarını yanlış niyetlerle yapmayı öğretiyordu. Ama anne babalarının onayını ve kavanozda ismi kazanmayı da öğretiyordu. Kısa bir süre içinde isimlerini kavanoza nasıl sokacaklarını ve bunun sayısını nasıl en az çabayla artıracaklarını öğrenmekteydiler. Sistemi yöneten kişiler onlar oldular. Anne iyi davranışları görmek için aralarında olmadığında iyi bir şekilde davranmanın sebebi yoktu. Bu aileye kutsal kitap amaçlarından ve niyetlerinden uzaklaştırdı. Bu noktada şunu söyleyelim. Kutsal kitaptaki ayrıcalıklar ve ödüller kendi başlarına amaçları oluşturmazlar. Bu çok önemlidir. Onlar Tanrı'ya itaatini sonuçlandırır. İtaate bağlı olarak ortaya çıkan hareketler ve bereketler vardır. Bunlar çok önemlidir. Yüreğimizi bilen Tanrı bizi onu onurlandırmak amacıyla iyi davranışlar sergilemeye yöneltir. Onu onurlandıranları da onurlandırır. 1. Samuel 2. bölüm 30. ayette bunu görmekteyiz. Ve gördüğümüz gibi gerçekten bizler kutsal kitaba göre hareket etmeliyiz ve kutsal kitaba göre uygulamalarda bulunmalıyız. Kutsal kitabın da bize söylediği gibi onu onurlandırmak amacıyla iyi davranışlar sergilemeye yöneltilmeliyiz. O onu onurlandıranları onurlandırır. Yani bizler kutsal kitapta ve yaşantımızda Allah'ı onurlandırırsak Allah da bizi onurlandırır Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey programımıza katıldığınız için. Sevgili seyircilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın.